olmazsa olmazımız eş başkanlık sistemi. Bunu özellikle vurguladım, altını çizdim. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Eş başkanlık sistemine yönelik, çünkü adeta bilerek, kasti bir biçimde yıllardır sürdürülen bir özel hedef alma politikası var. Dolayısıyla bunun tekrar altını çizerek, burada henüz bütün adayları en başında söylediğim gibi kent uzlaşısı kapsamında belirlediğimiz için tamamlanamadığından süreç, yalnızca tek aday ismi açıkladım. Onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Şimdi Ankara, merak edilen yerlerden biri daha. Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adaylarımızı açıklayacağım size. Açıklarken Büyükşehir'de aday göstereceğimiz kişinin notunu da sizlerle paylaşacağım. Sözünü ettiğim yerel yönetimler anlayışı için büyük bedeller ödemiş, hala ödemekte olan, keşke buradan kendisini birlikte burada görerek sahalarda takdim edebileceğim bir isim olsaydı, ama öyle değil. Şu anda hapiste. İşte bu anlayışın, bu demokratik siyaset ihtiyacının tesis edilemeyen, gerçekleştirilemeyen maalesef barış ve Kürt sorununa demokratik çözüm arayışı için yıllardır haksız, hukuksuz bir şekilde hapiste tutulan, seçilmiş, belediye eş başkanlığımızı yapmış, milletvekilliğimizi yapmış, eş genel başkanlığımızı yapmış, grup başkan vekilliğimizi yapmış bir ismi takdim etmek istiyorum. Gülten Kışanak, Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adayımız ve Öztürk Türkdoğan. Her iki isim de insan hakları konusunda, demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük mücadelesinde simgeleşmiş isimler. Gülten Kışanak'ın hepimize bir çağrısı var. Bu çağrıyı kendi el yazısıyla hem şöyle sizlere gösterip okumak istiyorum. Neden bu adaylık önerisini kabul ettiğini, bu yola neden çıktığını anlatan bir mesaj. İzin verirseniz bunu sizlerle paylaşayım kendi kelimeleriyle. Değerli halklarımız, partimizin Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adaylığı önerisini sizlere duyduğum sorumluluğun bir gereği olarak kabul ettiğimi belirtmek istiyorum. Başta Kürt sorunu ve kadın özgürlük sorunu olmak üzere sorunlarımızı kaynağında Ankara'da tartışmak, konuşmak gerekiyordu. Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanına toplumsal barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz. Sizleri barışa, demokrasiye ve özgürlüğe inanan herkesi bu mücadelede inisiyatif almaya davet ediyor. Şimdiden başarılar diliyorum. Gülten Kışanak. Sevgili arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adayımızın durumu bile bir kez daha bu seçimlere hangi koşullarda ve nasıl gittiğimizin aslında göstergesi. DEM Parti olarak bu seçim hazırlıklarını, işte tüm bunları gözeterek, nerede nasıl pozisyon alacağımızın yaratacağı sonuçlara aylardır kesintisiz bir biçimde, büyük bir özveri ve gayretle çalışarak ortaya çıkardık. Gördüğünüz gibi bugüne kadar sizlere söz verdiğimiz üzere yaptığımız her şeyi açık bir biçimde, aşama aşama, olgunlaştıkça, sonuçlandıkça sizlerle paylaştık. Ve bu süreç böyle devam edecek. Herkesin bundan emin olmasını bir kez daha istiyoruz. Ve şimdi kent uzlaşısı sağlanan, bu da merak edilen, belki de soru olarak gelecek ama ben gelmeden söyleyeyim. Kent uzlaşısı sağlanan bazı yerleri de size açıklamak istiyorum. Kent uzlaşısı görüşmeleri devam ediyor, biliyorsunuz. Bazı bölgelerde bu uzlaşıya dair yol alınabildi. Bazı yerlerde henüz yol kat edilemedi. Bu yolların tıkalı olduğu, kat edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla henüz süren görüşmeler varken netice
alınamamış yerlere ilişkin açıklama yapamıyorum sizlere. Ama kent uzlaşısının sağlandığı bazı yerler var. Mesela Mersin, mesela Akdeniz, Adana, Esenyurt, pardon, Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Urfa'da ki adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş, kent uzlaşısıyla ortaya çıkmış adaylar. Şimdilik benim sizlerle paylaşabileceğim bilgiler bunlardan ibaret. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Evet, CHP'li demeyelim. Yani biz şöyle, kent uzlaşısından kastımız doğrudan tek bir siyasi partiyi adresleyen bir yaklaşım değil. Bunu ilk günden beri ifade ediyoruz. Kent uzlaşısı bizi birinci parti olarak çıktığımız yerlerde, yani kayyum rejimiyle mücadele ettiğimiz, gasp edilen haklarımızı geri almak istediğimiz yerlerde kent uzlaşısı neyin anahtarı oldu? Delegasyon listelerimizi geniş tutarak, şehrin en geniş çeperine ulaşmaya çalışarak delegasyon listeleri oluşturduk. Ne yaptık? Halk oylamasında yalnızca partimizin üyelerinin ya da bileşen partilerimizin üyelerinden oluşan bir listeyle gitmedik halk oylamasına. Dolayısıyla kent uzlaşısı dediğimiz zaman niye bunu yerel demokrasinin ve demokratik siyaset zemininin bir anahtarı olarak da görüyoruz? Kent rantı değil de kent hakkı için emek veren, herkesi yan yana gelmeye davet eden bir çağrı. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yalnızca o kentte bulunan tek bir dinamiği işaret etmiyoruz. Tüm sosyal ve siyasal dinamikleri işaret eden bir kavram kent uzlaşısı ve bir çerçeve. İzmir'e gelince, sorunuza gelince, evet kent uzlaşısı kapsamında görüşmeler sürüyor. Tabii orada adres ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz gibi görüşmeler sürüyor. Henüz bir nihayete ermedi bu görüşmeler. Dolayısıyla İzmir'le ilgili şimdi daha fazla açıklama yapamıyorum. Kent Uzlaşısı Komisyonumuz, Merkez Seçim Koordinasyonumuz ve Seçim Hazırlık Komisyonumuz da bu görüşmelere ilişkin bilgiler netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Henüz ama o görüşmelere ilişkin ulaşılmış net bir sonuç yok. Var mı başka soru? Peki. O halde sevgili arkadaşlar, çok teşekkürler katıldığınız için. Aday çıkardığımız her yerde herkesi Gülten Kışanak'ın bıraktığı yerden inisiyatif almaya davet etmişti bu mücadelede. Seçtikleri, bizim seçtiğimiz değil, kendi seçtikleri adaylar etrafında DEM Parti olarak kenetlenmeye ve oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu çağrı çok önemli çünkü bir oyun çok şeyi değiştirebildiğini, değiştirebileceğini Türkiye'de gördük, deneyimledik, hep beraber yaşadık. Yeniden aynı duygu, umut, inanç ve kararlılıkla oylarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü pek çok yerde yine usulsüzlükle, haksızlık ve hukuksuzlukla bir telaş aldı başını gidiyor epeydir, aylardır biliyorsunuz. Seçmen taşımalar, oy kaydırmalar, hayali seçmen yaratmalar ve özellikle bunlar kayyum atanmış bölgelerde yapılıyor. Bu paniğin nedenini anlıyoruz ama buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız. Bizden zorla alınanı sizden geri alacağız. Çünkü hiç kimsenin seçme ve seçilme hakkını, üstelik demokratik olduğunu ifade eden bir ülke bu şekilde gasp edemez. Buna izin vermeyiz. Buna tarihte tanık, sizler de tanıksınız. Çağrımızı yineliyorum. Biliyoruz ki başka bir dünya mümkün. Başka bir belediyecilik mümkün. Başka bir kent DEM'le mümkün. O kentleri birlikte yaratalım. Çünkü bizler alanda, sokakta, meydanda, evde, okulda, üniversitelerde, hapiste, sürgünde, kentte, madende, fabrikada yaşam hakkı yok sayılan milyonlarız. Kadınız, genciz, işçiyiz, emekçiyiz, öğrenciyiz, gazeteciyiz, sanatçıyız.
Çok çeşitli dillerimiz, çok çeşitli kimliklerimiz var. Milyonlarız ve her yerdeyiz. 31 Mart merkeziyetçiliğe karşı yerel demokrasinin yeniden güçleneceği, kent rantının değil kent hakkının kazanacağı bir eşik olsun ve birlikte olsun. Son olarak dem gelir devran döner diyoruz ama bu devran Hatay'dan İliç'e, Artvin'den Kaz Dağları'na, Akbelen'den Şırnak'a birlikte döndürebileceğimiz, birlikte dönüştürebileceğimiz bir devran olsun. Alternatifsiz değiliz. Dayatılmış ittifaklara mecbur değiliz. Sizleri bu duygularla tekrar dikkatlerinizi ve ilgilerinizi bizlere çevirdiğiniz için selamlıyorum. Şimdi Kürtçe'ye geçmek istiyorum. Sağ olun. Çapemeniya rezdar gelen heja em ica berbidaviyetin ez bavarım eme despeke ki nu çekin despekaçı eme çekin ya serkettin eknu emdibejin ica dem demameye dem demare kirna kayyumaya dem dema deskeftina me ye gelan mazın kirine em namze tefa hedi hedi diyardikin em behebi bibiryar bicoş derketin re mego eme blefhatına bajara hendera emeçi bikin peşil bijartın bikin henderaji eme hen guftugo u hen nırhandına bikin lınava bajarande eme namzeti hua bugi rengi eşkere bikin. Em biber daviyetin le ev davi ve bibe despekek nu jbo deskeftine me. Riya me riya azadiyeye, riya me riya vekhevi demokrasi u aştiyeye. Riya me riya seyemine. Emdibeycin liser ve riya seyemin, liser ve khatte emdikarın hevdure hem bajare fabuguherin hem demokrasi ujiyanek nu li Türkiye avabikin. Em dızanın emnetenine, em bi milyonanın, em naha carek diye bangavazi dikinci vare, em dibeycin çava ve namzete hua diyar kir, çava ve namzete hua bijart, dibe ku kemasi, galeti, nebesi, levaziye mecihebin. Le ev carbandına avli bu, em derketin reyeknu, ve reyde nakşere mehevdur edit. Pişti iroji ev nakşere yame, ve hevdure mazın tirbibi. Emeki masiye hua hevdure çare serbikin. Dibe ica naha hun hemmi kese ku vi valati duhazın kayyuma bişinin. Vale bişinin ku ve keberejime gotu bu carekti nikarbin ve gerin. Dibe hua ve ke peyvirdar ve ke ber pirsiyarek bibine o jbo hodi derketina denge hua mafe xwe, zamane xwe, nasname xwe, dibe liraya xwe xwedî derkeve û dibe hemî tiştên kiçik, nîqaş û kesên ku dixwazin nîqaşa derxin, goê xwe ji warê bigre û piştî îro ji bo ku em bikarbin sindoqa rêjeyek bilind derxin, em xwedî dengê xwe raya xwe derkevin. Çima ev helibijartın jbo me giringe, jber ku ev helibijartın, helibijartinek veleye ku şevedi jimedit, kadegeya ser zimane kurdi, ser zimane meyezik maki, carekdi, ani birame ku kayyum ne breyek tesadüfi hatiye, kayyum ne tene hatiye ser şaridariyenme, kayyum, kayyum ekli ser zimane meye, ser nasnama meye, ser çanda meye, kayyum, demahati avuli va saziyenme hedef girdi. Jiber ve yeke jidibe em liçi xoli derkevin em vake hun jidibejin hun dibejin eme denge xo bidin xo. Hun dibejin eme bidin partiya xo eme bidin xo. Em carek divan gavazi dikin xo dil namzete xo derkevin xo di xo derkevin xo di nasnama xo derkevin xo di zimane xo derkevin xo di vekevi azadi demokrasi vaştiye derkevin. Ve dem vare devran bu göheri. Yelek spastikim şu bu beş dar buna ve her herin malavu abi.